Selamun aleyküm. Kaldık mı sadece döş yavrusuyla baş başa? Evet arkadaşlar. Moralim aşırı bozuk da en azından bir yavrumuzu kurtardığımız için bir nebze yani mutluyum mu desek? Ne desek bilemiyorum arkadaşlar. Aslan. Pardon aslan değil. Subutay. Subutay. Oğlum. Subutay. Oğlum. İlk kez dışarı çıkar diyorum. Bunu da. Bakın arkadaşlar serum yaptığımız yer burada duruyor. Bu da ilk kez şöyle İneklere getirdim artık zaten hastalanacak falan bir durumu kalmadı arkadaşlar. Yani en azından o hastalığı bunun yendiğini düşünüyoruz. Düşünüyorum daha doğrusu. Alım. Alım 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 alım. Aslan oğlum. Aslan oğlum. Oğlum? Kurt mu oğlum? Kurt mu oğlum? Kurt mu oğlum? Anam 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 anam. Kurt mu oğlum? Kurt mu? Hani kurt? Hani kurt? Atıl Subutay. Subutay. Atıl oğlum. Hanıymış oğlum kurt? Hani kurt? Hanıymış kurt oğlum? Hanıymış? Hani kurt? Hani kurt oğlum? Hani kurt? Hani kurt? Arkadaşlar konuşacak çok şey var da ne diyelim be. Nasip de olmayınca olmuyor işte. Yapacak bir şey yok. O ikisi yani cesaret mesaret bilemem arkadaşlar ama ölenlerin ikisi aslan tıpkı aslandı yani. Kuyruk tutmaları, fizikleri, yüz tipleri yani çok da güzel gelişiyorlardı onlar. Yani aşağı yukarı bunun hemen hemen bundan yani şöyle bir yarım yarım şey farklıydı arkadaşlar. Onlar biraz daha kalındı. Bu döş yavrusu. En son doğan yavru. İçlerindeki en küçük yavru. Ona rağmen Allah'a şükür bunun gelişimi de çok güzel. Tabii gelişimden ziyade arkadaşlar. Bakın şimdi. Ya bu da kuyruk tutacak belli yani. Bu kurt kızı arkadaşlar annesinden almış yani birçok şeyini annesinden almış. Yani tipi katları anımsatıyor. Katların küçüklüğünü ama bu arka pençe tırnakları falan şey yani aslan. Tabii ki de aslan kurt kız kanı olduğu için bunun gelişimi onlardan bir tık daha farklı olabilir. Fakat kuyruk tutmaz. Bakın kuyruğunun kırıklığı annesinin aynısı. Yüz siması da aynı annesi. Yani börü de böyleydi küçükken. Böyle kuyruk tutuyordu. Sonradan bunlar kuyruğu bir tür sarıyorlar arkadaşlar. Yani simit kuyruktan sonra en sevdiğim kuyruk tipi. Bayağı da özgüveni yüksek bu arada. Yani ilk kez çıkarmama rağmen böyle hani çok fazla bir yadırgamıyor. Yavaş yavaş alışacak tabii. Onun haricinde arkadaşlar şöyle kendime doğru çevireyim. Allah ne desem boş, ne söylesem boş arkadaşlar. Yani bu yavrulara ne yalan konuşayım çok daha farklı bakıyordum ya. Hani böyle çok emek verdim. Çok da erken kaybettik biraz. Yani yemin ediyorum arkadaşlar ya şu köpek yavrusu yetiştirmek emin olun bir çocuk yavrusu yetiştirmek kadar zor.
Yemiyorum, yediriyorum, içmiyorum, içiriyorum. O kadar özen gösterdim. Yani doğal gün hiç böyle bir şeylerini göremeden gittiler. Bir de yani şöyle diyorlardı mesela. Ya işte şu güne kadar hiç salma, şu güne kadar şu bir yerde dursun. İşte şunu verme, bunu verme, şöyle yapma, böyle yapma. Yani elimizden gelen hepsini yaptık. Ama arkadaşlar yine hastalandılar, yine hastalandılar. Şimdi bazıları şunu demiş. Bak bu hastalık gitmiyor. İşte uzun bir süre olduğu yerde duruyor falan ama bunların bulunduğu bölgeye hiç o şeyler gelmedi yani girmedi. Bizim diğer yavrular çiftlikte hastalandı arkadaşlar, dayı yavruları. Yani çiftliğinden buranın çok farklı yani çiftliğe 2 kilometre yani burası. Bilmiyorum. Yani bu hastalığı getirebilecek tek bir olasılık var. Arkadaşlar. Anneleri yani. Anneleri salıktı. Haliyle dışarı gidiyor, geziyor, geliyor falan filan. Yani %99 anneleri getirmiştir. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Başa geldi yani. Elimden ben en azından vicdanen rahatım. Çünkü gerçekten yani kendimi de maddi olarak arkadaşlar zorlayarak da olsa ben elimden geleni yaptım arkadaşlar. Yani şunu da bir candan asla hiç önemli değil ama arkadaşlar yani sonuçta sizin de yani belli başlı bir şeyiniz var yani bir geliriniz bir bütçeniz var. Maalesef yani özellikle veteriner maliyeti de çok yani fazla. O yüzden ben elimden geleni yaptım ha. Yani keşke imkanım olsa da hani böyle daha fazla bir şeyler yapabilseydim. Yani götürebilseydim. Yani bir fakülte gibi böyle bir yerde tedavi ettirebilseydim ama maalesef arkadaşlar belli bir hastalığın belli bir ivmesine gelince vurtulmuyor. Yani şimdi bunlar da kanlı ishal, o parvovirüsü denilen bir illet. Eğer arkadaşlar yavru köpeğinizde kan gördüyseniz dışkısında, hani halsizlik, kusma, kan. Vallahi ben bu zamana kadar gördüğüm hiçbir köpeğimi kurtaramadım arkadaşlar. Yani biz kurtaramadık. Onlar ölüyor. Şeytan kulağına ki bakın şunu da değinmeden edemeyeceğim. Normal şartlarda veteriner hekimler bizim bu Tolga arkadaşımızı tanımadan önceki veteriner hekimler benim ilk kanala YouTube'a girdiğimde Kurt Boğan diye Karabey diye bir tane yavru gölbezlerim vardı. Aynı şekilde ben arkadaşlar YouTube'a ne zaman girdiysem yavru köpeklerimi hep bu yüzden kaybettim. Bilmiyorum. Ben yani sebebini bilmiyorum arkadaşlar. Onun öncesinde bir sürü yavru yetiştiriyordum. Ben bir kere bile ne kanlıselmiş ne hastalıkmış. Ha yavru hasta olabiliyordu. Ne oluyordu? Çoban köpeği arkadaşlar. Daha böyle bile değilken, karnı yere sürtünürken bakın. Şu an bu hayli hayli davara gider. Bu şu an davara gider arkadaşlar. Ben bundan yani şöyle 20-25 günlükken şu an bunlar 45 günlükler. 45 gün hatta yok pardon 50-55 günlük oldular. Fazlasıyla. Bu şu an davara gider. Şimdi bunların ben 25 günlükken yavru gölbezi davara götürdüğümü biliyorum. YouTube'a girmeden önce. Özellikle bizde Akbaş Salım vardı ya arkadaşlar. O daha 25 günlükken ben onu davara götürdüm. Karnı böyle yere sürtünerek gidiyordu ya. Hani gidemiyordu, yürüyemiyordu bile. Yoruluyordu hemen. Öyleyken ben davarın içinde yetiştiriyordum. Ona rağmen en ufak bir şekilde ne hastalıkmış ne şeymiş hiçbir şeyini görmedim. Ha hastalanma oldu mu? Mesela zalımda hastalanma oldu arkadaşlar. Nasıl oldu? Şimdi çoban köpeğe davara gittiği için haliyle çoban köpeğe davara gittiği için davarda arkadaşlar atıyorum yanlış bir şey yiyor. Börtü böcek yiyor falan filan. Bacaklarıma saldırıyor. Börtü böcek yiyor arkadaşlar. Zehirlenme oluyordu. Bakın zalım da aynısı oldu. Sabah geldi mesela. Kaç aylıkmıştır? 4-5 aylık falanmıştır arkadaşlar.
Davarda ne yediyse yemiş. Lan Gölbez bir anda karnı karnına geçti. Kusuyor, musuyor, ağzında salya malya falan böyle zehirlenmiş yani. Belli bir şey yemiş. Artık davarın peşinden gelemiyor. De davarın gerisinde kaldı falan filan derken artık en sonunda sağ olsun köye de bayağı bir uzaktım. Arkadaşı aradım. O araya kadar da arkadaşlar ben davarı bayağı bir köyün kenarlarına yaklaştırdım. O da zar zahmet belli bir yere kadar geliyor. Ondan sonra köpeğe dedim oradan al. Köye götür. Buna dedim gelirken de bir sarımsaklı yoğurt getir. Verelim. Bizim burada genelde hasta köpeklere yani hasta zehirlenmiş bir hayvana sarımsakla yoğurt içirdiler falan. Nerede lan? Ha, Golbez kayboldu. Gel. Ulan arkamdan geliyor sen. Muhtemelen çağıldan inemedi. Subutay, 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 Subutay. Adam burada başka birini. Her neyse arkadaşlar hemen sarımsaklı yoğurt içirdik. Ondan sonra köye gelince de bizim penisilin diye bir ilacımız var arkadaşlar. Her derde deva. Hemen o ilaçtan vurdum. Yani antibiyotik bir nevi arkadaşlar. Genel bir antibiyotik. Penisilin bütün hayvanlarda, insanlarda bile kullanılan bir, yani aynı şey değil ama yani insanlarda da penisilin iğnesi ilacı kullanılıyor diye biliyorum. Her neyse. Bir gün iki gün sallandı arkadaşlar. Bir şey yemedi falan filan ama sonradan toparladı. Yani en fazla öyle bir zehirlenmeler oluyordu. Böyle kanlıysalmış. Affedersiniz. Gençlik hastalığı mı, çıtırtı mı, çürtü mü ben hiç görmedim de duymadım da. Köpeğimiz 10 tane yavru doğuruyordu. Misal veriyorum. Hani biz çok dişi köpek beslemedik ama daha öncesinde hatırladığım kadarıyla 2-3 tane dişi köpeğimiz oldu. 10 tane yavru yetiştiriyordu. Onu da arkadaşlar Allah'a şükür ölmüyordu. Hatta yani verecek yer bulamıyorduk yani. O şimdi belli bir süre sonra dağıtmak istiyorsun artık. Bir şey olmuyordu arkadaşlar. Hemen ne zaman ben YouTube'a girdim? İlk YouTube'a girdiğim zamandan beri ben yavru gölbezlerimi hep kaybediyorum arkadaşlar. Yani hep de bu kanlı iselden dolayı. Bilmiyorum ha. Şimdi şöyle bir şey. Onlardan bulaşıp daha sonrasında zaten evin kenarında hala yaşıyorlar mı o zamandan beri? İşte onu da bilmiyorum arkadaşlar. Onu da bilmiyorum. Olabilir. Onlar o hastalığı getirmiş evin yanına olabilir. Ama çoktan gitmiş olması lazım. YouTube'a gireli. Nereden basın? 3 seneyi geçti arkadaşlar. O köpeklerim kanlı ishalden öldü. Bakın onlar da aslında işin gerçeği ölmüyordu arkadaşlar. Onlar da 4-5 aylık olmuştu o karabeyle kurt dediğim. Ama bizim köyde bir tane şey ölmüştü. Bir düğür inek ölmüş. Ben gittim kış diye arkadaşlar. O ineği hani yesinler diye onlara çiğ çiğ verdim. Çiğ çiğ verdim. Bir de bir sefer değil. Yani böyle inek büyük olduğu için gittim gittim 4-5 kere yedirdim. Arkadaşlar o da hani şimdi yavru köpeklerin özellikle metabolizması maalesef ki diğer başka bir yiyeceğe kaldırmıyor. Bir de anında yüklendiğiniz zaman sıkıntı oluyor. Yani aslında çiğ etlik bir mevzu da değil de yani en başından beri çiğ et verseniz sıkıntı olmaz. Yalnız şimdi normalde ekmekle sütle baktığınız bir hayvana bir anda et, çiğ et vermeye başladığınız an sıkıntı oluyor işte. Onlar mesela hiçbir şey yokken bir anda o eti yediler. Ya yanlış hatırlamıyorum da arkadaşlar. 2-3 gün sonra mı 4-5 gün sonra mı ne? Birisi zaten halsizlik derken hemen baktım kanlı ishal. 2 günde o gitti. 2 günde de kardeşi gitti. Şimdi şunu demeye çalışacaktım. Veteriner arkadaş normal şartlarda arkadaşlar bakın. Ben o gün veteriner aradığımda başka veterinerden bahsediyorum bu arkadaştan değil. Abi dedim benim bir yavru köpeğim kanlı ishalden öldü. Bu kardeşi de dedim usup duruyor falan filan işte hani durumu çok iyi değil. Hani davara geldi ama enerjisi düşük falan. Diyor ki kardeşim dedi. Kanlı ishalden, parvovirüsten ölen bir köpeğin kardeşlerini de biz ölmüş sayıyoruz dedi. Yani yaşama ihtimalleri çok düşük. Zaten direkt ondan ona bulaşıyor. Hepsi ölüyor dedi. Ondan sonra öyle mi abi? Yapacak bir şey var mı dedim. Yapacak bir şey yok dedi o zaman bana. Ki o kadar uğraştım işte yok tavuk ver, yok pilavlı şey ver hani ishalini kessin. Zorla yedirdim. Öldü. Şimdi gelelim bunlara arkadaşlar. Bakın yine şeytan kulağına diyorum. Allah'ım
Hani daha hala bir şey yok. Şöyle aradan bir hafta falan geçmesi lazım. Hani bu nasıl oldu arkadaşlar? İlk bu aslında hastalandı. Yani ilk bu hastalandı. Bir gün falan bir şey yemedi arkadaşlar. Bir gün, 1,5 gün, 2 gün bir şey yemedi bu. Sonra ben buna işte kontin şurup vardı. Biraz zaten o tedavi yapıyordum o ara. Kontin şurup verdim. Bir de ufak bir hap verdim. Bu 2 gün sonra düzeldi. İyileşti. Sonra arkadaşlar bir gün sonra diğer ölen o simit kuyruk dediğim biraz beyazımsı olan vardı. O hastalandı. Zaten hastalığı da diğerini o bulaştırdı muhtemelen. O direkt arkadaşlar yemeği içmeyi kesti. Ne yaparsak yapalım bir daha yemedi zaten. O öldü. Ondan sonra da diğer sarısı maalesef ki gitti. Ama şöyle bir durum var. Mesela bu onlarla iç içe olmasına rağmen tamam o 2 gün bu biraz hani ıhım yemedi ama yani bu hiç o hastalığı böyle şey atlatmadı arkadaşlar. Yani hiç ağır atlatmadı. Biz her ihtimale karşı buna da o tedaviyi uyguladık. Halbuki bu yiyordu yani. Bunun bir sorunu yoktu. Hani bu ne olursa olsun diğerlerinden hani farklı davrandı yani. Hastalık bulaşmamış, buna geçmemiş deseniz yalan olur arkadaşlar. Ama bu hastalığı bu hani bilmiyorum bağışıklık sisteminden midir, nedendir? Gel oğlum. İneğen oraya gidiyor. Gel. Sebebini bilmiyorum arkadaşlar ama Allah'a şükür buna en ufak bir şekilde öyle bir şey olmadı. Şu ana kadar da olmadı. Olmayacak anlamına gelir mi? Gelmez. Ama sanki bu o hastalığı yendi yani. Bunun bir vücudu bu o hastalığa bağışıklık sanki kazanmış gibi. Bilmiyorum. İnşallah öyledir. Ha. Gözlerinde fersizlik var mı? Ben o kardeşlerin yanında o gözlerindeki o fersizliği hissettim. Bunda da aslında bu da o hastalığı geçirdi ama bilmiyorum. Herhalde bağışıklık sistemi güçlüydü. Halbuki bu en ufak karıydı. Yani emzirirken de onlar daha fazla emiyordu. Bu ememedi de doğru düzgün. Yani hani doğru düzgün bu beslenemedi bile. Onlar daha çok emdi ama Allah'a şükür bu bilmiyorum. Artık son yavru olduğu için hani doğduğunda mı bağışıklık sistemi daha güçlüydü bilmiyorum. Bu hiç yakalanmadı. Mesela ne oldu? Veterinerler diyor ki işte kardeşleri öldüğü zaman biz de bunu ölmüşse. Demek ki öyle bir şey yok arkadaşlar. Mesela katlarla dayı da aynı şekilde. Bak 3 tane kardeşi öldü. Dayı çok zorluk çekti. Dayıya bayağı bir uygulama yaptık. Serum güçlüymüş bedeni ki. Dayı hayatta kaldı. Mesela katlara da bir kere serum taktık. İkinciyi taktırmadı. Enerjisi yerindeydi çünkü. Hani ihtiyaç duymadı. Az 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 o yedi. Katlar da kurtuldu mesela. Yani sadece katlar böyle hani bir iki öğün kaçırdı, yememişti. Düzeldi. Yani enteresan bir durum arkadaşlar. Bazısına çok fazla öldürüyor. Yani ölümcül bir hastalık. Bazısına da hiç dokunmuyor yani. İnşallah da dokunmaz bundan sonra. Ha işin gerçeği arkadaşlar, ne yalan söyleyeyim. Bu yavrumuzu ben Kastamonu'ya vermiştim. Bir abimize. Adı ne? Vallahi unuttum. Abimiz aslında arkadaşlar parasını da verdi. Ama muhtemelen abiyle konuşup yani parasını vereceğim arkadaşlar geri. Parasını vereceğim. Buna bizim bakmamız lazım arkadaşlar. Anam, anam. Anam şu güzelliği anam. Bak şimdi ben bilmiyorum öldüklerini. İki tanesi öldü. İkisi mi öldü? Bir tek bu kaldı. Velhasıl kelam arkadaşlar. Abdullah abi herhalde. Aynen. Anam, 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 anam. Bir tanem, bir tanem. Allah Abdullah abiye de ne yapalım arkadaşlar? Versem bir dert, vermesem iki dert. Sen köyde oldun mu biliyor musun? Beni gönderirlerdi, ben idare ederim. İşin gerçeğe kıyamıyorum arkadaşlar. Ben normal şartlarda gel. Oğlum.
Oğlum gel. Subutay. İkisini besleyecektim arkadaşlar. Ölenlerin ikisini ben kendim besleyecektim özel. Ama Allah nasip etmedi. Şimdi işin gerçeği vermek de istemiyorum arkadaşlar bunu ya. Allah'a vermek de istemiyorum arkadaşlar da. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Abdullah abi de artık anlayışla karşılar yani, yapacak bir şey yok. Yani aslanın da bir yavrusunu beslemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi yarın bir anda düşebilir bu, belli olmaz. Çünkü bu hastalık öyle bir hastalık ki yani bir anda böyle geldiği zaman bir saat önce yemek yiyen hayvan bir saat sonra kusmaya başlıyor arkadaşlar. Yani enteresan bir şekilde hani zaten kusmaya başladıktan sonra daha ayvayı yedin. Hani çok bir geri dönüşü olmuyor. Hele de kanlı ishali gördüğün zaman gitti. O yüzden yarın bir günde inşallah lan keşke vereydim demem. Yani ha şimdi şöyle bir şey var. Mesela Erdem abi de herhalde Samsun'a verdik bir kardeşlerini bunların. Oradan da ben videoyu alırım. Maşallah o da bayağı büyümüş. Bunun aynısı hemen hemen. Şey olarak, tip olarak arkadaşlar. O yavru da güzeldi. İşlerindeki sert yavrulardan bir tanesi. Mesela onu iyi ki vermişim diyorum. Çünkü belki bu süreçte bizimle olsaydı o da ölecekti. Ama Allah'a şükür orada herhangi bir sıkıntısı yok. Bakın gördüğünüz gibi. Orada yani en ufak bir sorun yaşamamış mesela. Ama diğer ikisini kaybettik. Bu kaldı. Bazen de arkadaşlar yani her şerde bir hayır vardır demekten başka bir şey gelmiyor. Yani belki de böylesi daha mı hayırlı bilmiyorum ama isyan etmemek lazım arkadaşlar. Yani inançlı insanlarız. Mevlam ne eylerse güzel eylermiş. Yapacak bir şey yok. Ben elimden geleni yaptım. Abdullah abi de kardeşim ben yavrumu istiyorum. Yavrumu ille gönder derse yapacak bir şey yok. Göndeririz. Ama içimden yani göndermek gelmiyor. Çünkü ben yavru köpekleri çok seviyorum arkadaşlar. Aslandan da bir yavru beslemeyi çok istiyordum. Eminim siz de çok isterseniz. Dediğim gibi parasını vermişti. Sağ olsun bize güvenip verdi yani yavruyu göndermeden. Tam aslında parasını verdi. Anlaştık. Bu hastalık geldi arkadaşlar işte. Ya parası derken de şimdi ya Emre kaçar bin liraya verdin bunları. Çok paraya mı verdin falan filan diyecek olursanız arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar yani niye yalan söyleyeyim ki. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum da bu muhabbeti açmam. Beşer bin liraya verdim arkadaşlar. Yani işin gerçeği para bile değil. Yani şu hastalık sürecinde de neredeyse 10-15 bin lira harcadık yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani şu yavruların hastalık sürecinde hani daha bunun mamasıydı, bakımıydı, ekmeğiydi, şeydi. Şimdi bakın köpeklerin bayat ekmeği yoktu. Ya yani şimdi yine 200-250 ekmek geliyor. Tanesi 5 TL arkadaşlar ekmeğin. Yani hesabını siz yapın. Bayat ekmek bile olsa tanesi 5 TL. Yani bu işin bir karı yok arkadaşlar da. Ne yapalım? Bunlar da yani ticari boyutundan çok sevgi arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Sevdiğimiz için bu işi yapıyoruz yani. Kimseye de kıramıyoruz yani. Hani bana derseniz ki mesela şu yavrunun en kötü değeri 20 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira. Yani hani milletin verdiği yavrular, yavru rakamlarına yani bakacak olursak. Anlatabildim mi? Ama biz kimseye kıramıyoruz. Adam diyor ki ya kardeşim şu para var, şu param var. Ya da aylık vereyim, şöyle vereyim. Yani biz kimseye şey diyemiyoruz. Ya, ya olmaz etmez falan filan. Hani bir şeyimiz yok. Bir çizgimiz yok arkadaşlar.
Herkesin gönlü olsun istiyoruz yani. O yüzden insanlar hani paradan çok dost kazanmak önemli. Tabii farklı bir sıkıntılarımız varken ekstra böyle sıkıntılar geldiği zaman da aile daha çok yıpranıyorsun arkadaşlar. Ama her şeye rağmen Allah'a şükürler olsun ki en azından bu yavrumuzu kurtardık. Mücadelemizi kazandık. Ha şimdi şöyle bir şey yani belli bir ücret harcıyorsun. Harcadığına değiyor mu? Yani öldüğü zaman değmiyor arkadaşlar. Öldüğü zaman gitti. Masrafın da gitti. Köpek de gitti. Sen yani bir nevi arkadaşlar aslında Allah'tan umut kesilmez diyorsun ama bir yönden de öleceğini bile bile tedavi yapıyorsun yani. Bu hastalık öyle bir şey. Gerçekten böyle öleceğini bile bile tedavi yapıyorsun. Zaten ölüyor. Ne diyelim? Yani yapacak bir şey yok. Yani biraz moralim bozuk. Tabii ki de yavrular öldüğü için ekstra bozuk ama sözümüzde duramayacak olmamız da ekstra üzüyor. Artık Abdullah abi bizi idare edecek. Yapacak bir şey yok. Normalde bu yavrumuz Abdullah abinin yavrusu arkadaşlar. Yani dediğim gibi verdik artık. Lafı olmaz ama şöyle baktığınız zaman da 5.000 liralık. Ben kendi adıma konuşuyorum. Bir yavru olduğunu düşünmüyorum. Ha. Ben normal şartlarda 3'ün 5'in eşinde olsam zaten vermezdim. Ama zaten yavru parası yani köpeğin ticaretini yapmanın derdinde değilim arkadaşlar biraz da. Hani ben bunun ticaretini yapayım, satayım, bundan bir gelir elde edeyim derdinde değilim. Benim tek amacım bu yavruyu veriyorsam en azından kendi elimdeki köpeklerin maliyetini biraz olsun yükümü hafifletmek yani. Anlatabiliyor muyum? Ama arkadaşlar yani bir yerden 5 kurtarayım derken bir yerden 15'ten oluyorsun yani. Böyle de bir sıkıntı oluyor işte bu köpek mevzusu da böyle bir dert yani. O yüzden arkadaşlar yani ne yalan konuşayım artık bu saatten sonra bilmiyorum yani zaman ne gösterir ama yavru büyütmeyi, yavru köpek eşleyip yavru almayı düşünmüyorum. Çünkü bana göre bir şey değil herhalde bilmiyorum arkadaşlar. Yani çok yani zorlanıyorum. Manevi olarak da maddi olarak da bizi zorluyor yani bu süreç. O yüzden artık bu saatten sonra çok yavru bakmayı düşünmüyorum. Bu yavrumuzu da hani bakalım yani ne gösterecek zaman. Daha Abdullah abiyle bu durumu konuşmadım. O da hani işin gerçeği çoktan ben parasını hastalık sürecinde geri atacaktım. Abi dedim hani yani belki kurtulma ihtimalleri var. O da sağ olsun bize güvendi arkadaşlar. Bir itimat etti. Emre kardeşim yani paradan ziyade dedi önemli olan bu kardeşlerimizi, bu arkadaşları bir kurtaralım önce dedi. Bir yaşatalım. Ondan sonra gerisini düşünürüz dedi. Daha bir şey demedim ben. Bu videoyu çekerken daha konuşmadım. Abdullah abiyle ama konuşurum arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Böyle sonuçta yanlış yapılan bir şey yok. Ama Allah canını sağ ederse gerçekten çok efsane bir yavru olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu biraz kardeşlerin içinde de hırçınlardan bir tanesiydi yani. Yemek yerken falan diğerlerine şey yapıyordu yani. Diğerlerini biraz onlar büyük olmasına rağmen onları eziyordu. Biraz daha uyanık bu. İnşallah güzel bir yavru olacak. Kulaklarda gittikten sonra şey kafa yapısı çok şey arkadaşlar. Yani maşallah
Tabi diğerleri daha kalındı ama artık ölenin arkasından konuşmanın bir anlamı yok. Bunun kafa yapısı da güzel. Gelişimi güzel yani. İyi de bakıyorum zaten. Bakacağız. Durumu. Evet arkadaşlar, ne yapalım? Başa gelen çekilir. Yine diyorum, Mevlam ne eylerse güzel eyler. Boynumuz kıldan incedir yani. Allah'tan gelene. Yani ben öylece ölüme terk etmedim. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Daha fazla ne yapabilirim diye düşünüyorum. Daha fazlası beni aşardı herhalde. En azından bir nebze olsun vicdanım rahat. Her şeyde bir hayır var yani, yapacak bir şey yok. Görüşürüz arkadaşlar. Size her zamanki gibi en güvenilir Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.